Sevgili takipçilerim. Apgeben fiilinin 3. bölümünü yapıyoruz. Ders 7 ile devam edelim ve gördüğünüz gibi apgeben bir fiil ve çok fazla cümle örneklerine ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm için 3. bölümü yapıyorum. 1. ve 2. bölümü yani ders 5 ve 6'yı izlemenizi tavsiye ediyorum. 3. bölümü ondan sonra devam Etmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bu derslerde sade abgeben ben kelimesini öğrenmiyorsunuz. Aynı zamanda değişik kelimeleri de öğreniyorsunuz. Cümle içinde kuruluşunu da öğreniyorsunuz. Ve bu derste özellikle ismin halleri üzerinde fazla duracağım. Sigipt Quittung. Kime? Müşteriye kim? C. Si. C si kim? Bir bayan. Ona dikkat ediyoruz. Abgeben kelimesini ayırdık. Aynı zamanda üçüncü kişiye çektik. Die Quittung. Makbuz. O makbuzu veriyor fakat kime? İşte bir müşteriye yalnız Almanca'da o müşteri bayan mı erkek mi? Onu bilmemiz gerekir. Şimdi size veriyorum cevabı. Ben dedim ki erkek müşteri. Sie gibt dich beim Kunden ab. Ben size şimdi o tabloyu veriyorum. Bakın. Ne diyoruz? Maskulin, erkek. Ne diyoruz? Datif. Maskulin, datif olunca dem Kunden oluyor. Sie gibt dich wittung bei der Kundin şimdi müşterimiz bir bayan. Çünkü feminin datif değer olması gerektiği için. Deklinasyon tabelleyi nerede bulabilirsiniz? Hem pdf'i veriyorum size hem de bu deklinasyon tabellenin olduğu linki de açıklamalar bölümüne veririm. Du gibt die Dokumente beim Sachbearbeiter ab. Dokumente belgeler. Öğrenmiştik bir önceki derste hatırlıyorsunuz değil mi? Der Sachbearbeiter yine bu ama bir erkek. Memur. Der Beamter memur. Erkekten bahsediyoruz yine. Fakat bu Beamter olduğunuzda devlet görevlisi oluyorsunuz. Öyle bir memurluktan bahsediyoruz. Peki Sachbearbeiter ne? İşte böyle okuyabilirsiniz. Siz ben devam ediyorum. Kannst du bitte das Paket an der Rezeption abgeben. Die Rezeption, Rezeption ve çoğul die Rezeptionen bırakabilir misin diye bu bir soru. Können fiilini kullanıyoruz burada. Ve soru olduğu için modal verb olan können fiilini cümlenin yani soru cümlesinin başına koyuyoruz. Ve neyi çekiyoruz? Hangi kelimeyi? Ana fiili çekmiyoruz. O kalıyor. Abgeben. Modal verbi çekiyoruz. Hem zamanına hem kişisine göre çekiyoruz. O yüzden kanst du yani ikinci kişiye göre çektik. Peki an der resepsiyon niçin diyoruz? Çünkü resepsiyon bir feminin. Tabloya baktığınızda feminin ve datif evet der. Hast du das Formular beim Personalbüro ab? gegeben. Ve bu yine bir soru. Hast du abgegeben? Çünkü geçmiş zamanı kurduk. Kannst du bitte anahtarları Rezeptiona verebilir misin diye soruyoruz burada. Die Schlüssel. Tekil olursa der Schlüssel, çoğulsa eğer ki die Schlüssel artık kelinden anlıyoruz çoğul mu tekil mi diye. Anahtarlarda her zaman değil ama anahtarlarda. Devam edelim. Der Spieler gibt den Ball an seinen Mitspieler ab. Yani buradaki abgeben fiilini pas vermekle tercüme edebiliyoruz. Ich werde das Geld bei der Bank abgeben. Gelecek zamanı kurmak için Verden fiilini yardımcı fiil olarak kullandığımızda yardımcı fiil Verden'i çekiyoruz. Abgeben ana fiil olduğu gibi kalıyor. Die Eltern geben ihre Kinder in der Schule ab. Die Eltern ebeveyn. Bunlar her zaman çoğuldur. Eğer ki Elternteil dediğimizde birinden bahsediyoruz. Yani iki kişiden, ebeveyn olan iki kişiden bir tanesinden bahsetmek istiyorsak o zaman dea eltan tayl, o zaman tekil olur. Ama böyle di eltan gördüğünüzde çoğul. Devam edelim. Di Passagiere geben ihr <laughs> gepäck am flughafen ab. Di Passagiere, yolcular. Das gepäck Bagaj. Flughafen maskulin, datif. O yüzden am. Flughafen diyoruz. Die Passagiere geben ihr Gepäck an den Flughafen ab. Flughafen çoğul. Bakın çoğul olduğunda artikeller nasıl da değişiyor, nasıl oluyor. Dersi bitirmeden önce dört tane cümle örneği daha vereyim. Ich werde meine Hausaufgaben morgen bei meinem Lehrer abgeben. Werde abgeben yarını, geleceği işaret ediyor. Vereceğim diyoruz. Gelecek zamanda kuruyoruz. Meine benim ödevlerim. Ödevlerimi renklendirdim. Bakın renklere dikkat edin. Veya bei meinem Lehrer benim öğretmenim. Yani kime? Öğretmenime vereceğim, teslim ediyoruz teslim ederek veriyoruz öğretmenimize öğretmenin cinsiyeti ne öğretmen erkek mi bayan mı 11. cümledeki öğretmen erkek mi bayan mı soruyorum size devam edelim 12. cümlemizde er musste den ball an den gegner abgeben rakip gegner kime rakibe an den gegner Şimdi ben görüyorum ve de sizi çok iyi tanıyorum bir sürü soru işareti kafanızda. E diyorsunuz hani datif kullanacaktık an edatından sonra abgeben kelimesini kullanırken e bu datif değil akusatif bakıyorsunuz tabloya tabi bakıyorsunuz akusatif niye? Çünkü wo yani nerede sorduğumuzda datif nereye sorduğumuzda wohin akusatif alıyor. Şimdi bunu daha iyi anlıyorsunuz. Edatların ve edatların cümlenin hangi soruya cevap verdiğine bağlı olaraktan da edatın edattan gelen sonraki kelimenin hangi halde olduğunu soru kelimesine bağlı olarak da seçebiliyoruz. Böyle bir ders yapmıştım. Bu dersi de izlemenizi öneriyorum bu konuyu anlayabilmek için. Devam edelim. Die Käuferin gab den Artikel an der Kasse ab. Gab ab. Bir geçmiş zaman veriyordu. Preteritum zamanı bu. Böyle çekiyoruz. Burada yardımcı fiilimiz yok. Die Käuferin alıcı. Neyi? Den artikel. Ürünü. Nerede? Kasada. 13. cümlede die Käuferin bayan alıcı mı veya erkek alıcı mı diye yorumlarda yazabilirsiniz. Ama bu çok basit. Bu çok basit. Sihat yarıştı mı val der Wahl abgegeben? Bu da şimdi bir geçmiş zaman. perfect zamanı verdi. Ve haben yardımcı fiili kullanılıyor. Abgegeben'i burada partizip 2 olarak görüyoruz. Die Stimme, oy, yani die Welt Oylarla ilgili bir ders yapmıştım. Onun da linkini vereyim ben açıklamalar bölümünde. Bu kelimeleri daha iyi öğrenin diye oyla ilgili. Önemli bunlar da. Bay der Wahl. Bu cümleye baktığımızda Wahl kelimesinin val kelimesinin artikelini yorumlarda sizlerden bekliyorum. Okey? Çünkü şu cümlede çekilmiş halini görüyorsunuz. Datif. Okey. Tabloya bakıp kopya çekebilirsiniz. Sorun yok. Yorumlara yazın yeter ki. Okey. Bu son cümlemizde. Bir başka derste. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Çav çav.